Uzun bir izleme süreci gerektirdi gerçekten. İki tür taş kullanılmış burada, kireç taşı ve kum taşı. Kum taşı özellikle stellerde kullanılmış ve bu biraz daha dayanıksız bir malzeme. Bazı aslan heykelleri, yazıt ve iki her terastaki stellerin yüzeyindeki kabartmalar, örneğin aslanlı horoskop bu taştan yapılmış. Ama heykeller kireç taşından yapılmış. Bu daha dayanıklı bir malzeme. Hatta öyle ki Nemrut böyle fay hattının da kuzeyinde olduğu için yani yerden çıkan büyük bir kayanın üst kısmının aslında kesilerek yerinde üretilmiş bir eser o. Var olan kayalık kesilerek mezar odası oluşturmuş, heykeller orada yapılmış ve tümülüs de birkaç katmandan oluşacak şekilde. İçte daha büyük taş blokları, üstte ise daha mucur Evet, yani diyebileceğimiz. tümülüs yapma tekniği zaten Evet. İrik'te de böyle. Evet, küçük bloklardan oluşan bir tekniği var. Yine Ahmet Bey'in dediği gibi doğu ve batı teraslarda inşa tekniği farklı. Ben hatta hep kendi aramızda artık tabii eserlerle o kadar yakınlaşır neşir olduk ki doğu terasın mimarisi ve mimarisi daha doğru bugün baktığımızda statik açıdan. Batı terasta ise taş kesitleri daha küçük ve o büyüklükte kütleleri taşıyacak nitelikte değil. Yani hep şunu söylüyoruz. Doğudaki mimar iyiymiş ama batıdaki heykeltıraş daha iyiymiş. Çünkü Acaba oradaki onu eserler daha... yaparken o hani ben de ona dikkat etmiştim. Doğu ve Batı teraslarındaki hani bir takım yerdeki heykel çok görkemli, çok Evet. büyük. Diğeri daha küçük boyutlu. Acaba doğa koşulları falan mı onu öyle bir çalışmaya yöneltti o günlerde? Alanın bence mimari niteliği. Çünkü bu Ya da öyle bir zeminin zemin, uygunluğu yani falan. doğuda daha büyük bir mekan var. Hatta orada terasın formu da farklı. Kare bir teras oluşabiliyor. Batıda ise o büyüklükte bir yeri yok. Ve onu bir istinat duvarıyla batıda bir teras oluşturuyor. Oradaki heykeller bence önce doğudan başlanmış. Doğudaki heykeller daha büyük, daha görkemli. Onun kotu, doğal kotu da batıdan zaten daha yüksek. Arada 11 metre kadar bir fark var yanlış hatırlamıyorsam. Ve öncelikle orayı yapmış. Daha büyük bloklardan. Sonra elinde kalan taşlardan aslında daha büyüğünü yapamayacağı için. Çünkü 2150 metreye uzaktan taş getirmiş değiller Tabii. bunlar. Kum taşlarını taşımışlar. Onlar 1 kilometre kadar uzaktan getirilmiş. Fakat kireç taşları yerinde yani doğal kayayı keserek kullanmış. Hatta Batı terasın eteğinde bir taş kayalık bir parça vardır. O parçanın yüzeyinde görürsünüz kesme çatlaklarını da. Yani orası kendisi taş ocağı olarak kullanılmış ve orada üretmiş gibi gözüküyor heykelleri. Şimdi heykelin yani sonuçta kullanılan malzeme doğal malzeme taş. Bu taşın oluşum süreci içerisinde ve ondan kaynaklanan bazı bozulma sebepleri var. Aslında araştırmanın en önemli sonucu buydu, mikro ölçekte yapılan araştırmanın. Yani doğadaki taşta da aynı bozulmayı görüyoruz biz, heykellerde de. Taşın oluşum sürecinden kaynaklanan, yani daha iyi bir taş türü seçilebilirmiş sonuç olarak. Ama o koşullarda orada, oraya taşıyamayacağı için başka bir yerden bu taşı kullanmış. Mermere çok yakın, mermer olmadan önceki hali olarak tanımlıyor bizim malzeme hocalarımız burada kullanılan taşı. Şimdi bu taşı korumak için yapabileceğimiz birkaç şey var. Ama taş çok İnce dayanıklıymış yani tabii binlerce 2000 yıl 2000 yıl. 2000 yıldan söz ediyoruz. 2000 yıl ve çok sert koşullarda. Yani şimdi Evet. küresel ısınma falan diyoruz ama 2000 yıl orası olamaz. 4000 yıl diyeceksiniz. Milattan önce 2000. milattan Yani önce işte günümüzden 4000. 160 100, yok. 163 yok 2000 değil 2000. milattan önce. Yok 163'ten 160 evet. pardon. Ben milattan önce 2000 160 diyorsunuz yok diye. yok. Ay toplam Antiyokos 2000. dönemi ne denk geliyor? Antiyokos'un dönemi 69 falan. 69 ile 69-32 32 arası. Evet. arası Evet. Bir o dönem. dönemde yapılmış. Dolayısıyla hani Evet, bugün 2000 küsür. 2010'dayız. 60 yılda oradan olsa 2000 2100 en fazla Evet. yaşındaysa. Ama Şimdi buradaki taşlar daha eski. Yani taşlar eğer dünyanın kabul oluşumu kadar eski oluşumundan tabii. sonra Taşlar ama kullanılan taşlar. şimdi taşı keserek içinden parça çıkararak kullandığı için ve o da homojen olmadığı için şimdi doğaya çıkan yüzü Doğaya çıkıyor de tabii. farklı. Mesela Tike'nin yani Komegene'nin yüzü en çok yıpranmıştır. Antiyokos'a göre örneğin. Herhalde foto şeylerde de çizimlerde Görüntülerde de var, onlar evet. vardır. O taşın kendi yapısı yani ve bir yandan da
Comegene'nin başı aslında en çok dış koşullara maruz kalmış. Çünkü 1957'ye kadar yerinde duruyor. Yani heykellerin, gövdelerin tepesinde duran tek heykel, bulduğumuz en eski fotoğrafa göre tek baş heykeli o. Dolayısıyla hani Ahmet Hoca'nın dediği doğudan, güneydoğudan gelen rüzgarlara maruz kalan ve sürekli ıslanma kurunma döngüsüne maruz kalan heykel o. Ve en çok yıpranan da o. Belki de kar altında kalan da o. Onun kar altında kalma olasılığı çok düşük. Çünkü düşük. En tepede ve yukarıda ve doğu güneşini alıyor, en kolay orası eriyor. Kar daha çok batıda, özellikle heykellerin sırt kısmında, yani hatta öteleme dediği. Ama rüzgarın da doğudan batıya estiğini söyledi. Yani tümülüsün çevresinden yalayıp rüzgar heykellerin sırtında, batı terasında karı biriktiriyor aslında. Gözüken o. Yani işte restorasyon laboratuvarına taşınan sitellerden birini de devirmiştir bir tabii sene. Tabii. Evet, onun fotoğrafı var. Belki. Evet. 1988'de yanlış hatırlamıyorsam Dörner bir yıl orada bir onarım yapıyor işte aslanlı heykeli yerine onun onarım çalışmalarına ait görüntü de var bizde. Var mı evet, evimizde? Dörner'in. Arkadaşlarım şimdi bulacaklar. Ben time code'unu yazmıştım. Evet. O onarımlar mesela bugün bizim eleştirdiğimiz onarımlar. Aslanlı horoskopa bazı müdahaleler yapılmış. O blokları yerine koymak için beton atmışlar altına. Ya da epoksi kullanmışlar. Bazı şeyleri kaldırmış falan. Aynen öyle. Evet. Ve onlar aslında o bloklar daha çok hasar görmüş. Evet. Geriye dönüş olmayan müdahaleler daha çok zarar veriyor. Kesinlikle. Şu anda Stahler restorasyon onun yaptığı çalışma 88 mi dediniz? 88. Bir yıl orada çalışabiliyor. Artık çok ilerlemiş durumda. Çünkü yani UNESCO şeyinden sonra belki miras listesine girmesinden sonra bir tarih. Evet, evet. Aslında Goel'in de oradan ayrılmasından sonra diyelim. Çünkü Goel'le Dörner aslında alanda çok kısa süre, yani 56'dan işte 62'ye kadar birlikte çalışıyorlar. Daha sonra Dörner Arsemia'da çalışıyor. Terasa Goel burada devam ediyor. Fakat 76'ya kadar alanda aktif çalışıyor. Bunun son birkaç yılını da 66'dan sonra. O yazıtların mesela onarılmasında falan da bir şeyler yapmışlar. Yazıtlardan kopan taşları görüntülerde öyle vardı. Yerine oturtmuşlar. Evet. Dörner'den söz ediyorsunuz, değil mi? Dörner'in epoksi kullanarak, ki o yıllarda çok popülerdi bu, 80'li yıllarda. Bazı müdahaleleri var. Fakat onlar şimdi geri kusuyor. Yani malzemeye uyumlu müdahale yapmadığınız zaman işte 15-20 yani yıllık doğru analizlerin yapılmış olması önceden sizin avantajınız tabii. Hayır, onlar doğru analizler değil. Biz aslında hayır, şimdi onu yapıyoruz. Hayır, onların doğru analiz yapmadığını söylemek istiyorum. Evet. Yani siz şimdiki çalışmanızda evet, çok onların yaptığı ekip yanlışlardan ders uzman alıyoruz. Evet, kesinlikle. Doğru analiz yapıyorsunuz. Evet. Onu demek istiyorum. Tabii. Hollandalı ekip de işte hiç analiz yapmadan bir takım onarımlar yaptı. Kartal başında sanıyorum. Yani onlarda mesela malzemenin gücünü, statik olarak dayanıklılığını, performansını ölçmeden yapılmış yanlış müdahaleler olarak değerlendirildi. Evet, aslında bizle ilgili ODTÜ ekibine sıklıkla böyle bir eleştiri geliyor. Yıllardır çalışıyorsunuz, bir şey olmuyor diye. Bizim kaygımız aslında yanlış yapmamak. Yani burada yapılacak müdahale, onu aslında başından beri 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ahmet Hoca'nın yaptığı çalışmalardan biz eseri ne kadar tamamlayabiliriz onu artık biliyoruz. Şimdi içindeki şeyi anlatıyordunuz, yani neler olacak? Evet, mikro ölçekte ise aslında bu var olan çatlakların düzeyine göre, bazıları çok büyük çatlaklar, artık üstteki parça kopabilecek durumda. Bazıları ise kızcal çatlaklar ve çok küçük mikro ölçekte. Şimdi o kılcal çatlaklar aslında sorunun ilk başladığı nokta. Eğer siz ona erken müdahale ederseniz ilerlemeyi durduracaksınız. Aynı aslında biz bayanların çok bildiği bir konu. Cildimizi düzeltmek için ne tür bakım ya da nemlendiriciler kullanıyoruz. Biraz yapacağımız iş bunun gibi belki. Bütün o çatlakları botoks yapıp. Botoks yok ama dolgu malzemesi var farklı nitelikte. Ve farklı çözünürlükte diyelim. Bazen çok sıvı halde, bazen ise harca yakın, daha koyu kıvamda. 2-3 tip
çözelti hazırlandı bugüne kadar. Onlar dağda uygulandı. Eserlerin görünmeyecek ve esere de zarar vermeyecek bazı noktalarda ama hasarı da olacaksa iyi okuyabileceğimiz, yani en çok dış koşullara uygun bazı yüzeylerde 10 santim 10 santimlik uygulamalar yaptık önceki yıl. Ve bir yıllık performansını izledik onun. Kullanılan malzeme de kireç karışımlı malzeme aslında. Çok özel yani şeyler dışında, ince kılcal çatlaklar dışında diğer harçlar, kalın harçlar, kireç bazlı malzemeler. Onlarla uygulamalar yaptık. Ve bir yıl sonunda da bunların iyi performans verdiğini gördük. Şimdi yapacağımız şey o çatlakların niteliğine göre farklı malzemelerle, farklı çözeltilerle diyeyim, hepsi kireç bazlı ama farklı çözeltilerle doldurmak. Buna paralel olarak da tabii strüktürel açıdan hasarlı ya da sağlam olmayan bölümleri güçlendirmek. Tamamlama kısmı ise bir soru işareti. Aslında bu ODTÜ olarak biz bu işi yapıyoruz ama Müge Hanım'ın söylediği gibi bu bir ulusal proje. Bu çok taraflı bir proje. Yani ODTÜ ile birlikte Kültür Bakanlığı, Çevre Orman Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Bilimsel Danışma Kurulu bizim var, aslında evet. En çok bizi yönlendiren ekip onlar. Ve Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu karar merceği olarak onlar. Bütün bu ekiplerin ortak kararıyla bir sonuca varacağız. Bizim oluşturacağımız projede de sanıyorum birkaç senaryo olacak. Yani minimum müdahaleyi tercih ediyoruz aslında. Ancak Batı Terası örneğin o kadar anlaşılmaz halde ki burada da iki farklı görüş var. Mesela bazı hocalarımız diyor ki depremin gücünü gösterdiği için bu çok etkileyici ve bu böyle kalsın diyor. Bazı hocalarımız da bu hiç anlaşılmıyor. Alan kendini hiç anlatmıyor. Bilmeyen biri, herhangi bir turist bunu anlamıyor. Bari anlatacak kadar bir tamamlama yapabilir miyiz? Dolayısıyla hani bunların hepsi olabilir gerçekten ve bunun... Henüz karar verilmedi mi? Henüz karar vermedik. Aslında buna bir kişi de karar vermemeli bence. Tabii bu, çünkü ki bu ülkenin eseri tabii, ve buna tabii hep birlikte... Ziyaretçinin de... Bir şey değil zaten, danışma yönlendirmeden evet, söz ettiniz. Kesinlikle. Bu arada Kültür Bakanlığı'nın uzmanları var, koruma kurulu var. Adıyaman Müzesi de mesela çok duyarlı bir müzedir. Evet, Adıyaman tabii, Müze Müdürümüz de çok çok evet, duyarlı bir müze müdürüdür. Evet. Onlar Adıyaman'da bir kazı da yapıyorlar. Evet, bu döneme Perre'de ait bir, Perre'de yapıyorlar değil mi? Bu döneme tabii ait bir antik kenti tabii kazıyorlar. Evet. Burada işte sunum konusu devreye giriyor. Alanı nasıl anlatacağımız konusu. Evet. Orada öncelikler tamam koruma tabii, ama bir noktadan sonra da ziyaretçiye nasıl sunacağız ve ziyaretçi nasıl oradaki eserlere zarar vermeyecek? Yani sunumu hazırlayan ekibin de böyle çok taraflı düşünebilen bir yapısı bütün olması lazım. Bütün bu veriler aslında onu besleyen şeyler. Yani koruma iki alternatiften biri belki bu anlamda tercih edilebilir. Yani sunuma yönelik ve güvenliği sağlamaya yönelik. Evet, yani bu şekilde bıraktığımız zaman hep sonucu görüyoruz. Çünkü insanlar heykellerin tepesinde ve taşların evet, tepesinde dolaşıyorlar. Sunuş ve güvenlik bir optimizasyondan evet, geçmesi lazım. Çünkü mesela kafaları tekrar anıtların üstüne koysak biz bütün deprem simülasyonlarında görüyoruz bunlar düşüyor. Yani kafayı 6-8 metre yani yukarıdan her seferinde bir daha düşürdüğünüzde tabii ki hasar vermiş oluyorsunuz. Yüz burnu, ağız burnu yani kırılıyor. Yani depremin de olup olmayacağı olacağı kesin değil. Yani. Olacak bir gün olacak. Mesela o stelleri her diktiğinizde arkadaki kar yükü bunları tekrar deviriyor. Tekrar altını yapıştırıyorsunuz, altı kırılıp tekrar devriliyor. Her devrildiğinde İmitasyon yeniden yapma, hasar. Kopyalarının yapılması gibi bir yaklaşımda var mı proje içinde? Aslında o seçenek de kuşkusuz var. Yani kireç taşları için ben ona gerek olduğunu düşünmüyorum. Bütün şu ana kadar yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Ama kum taşı gerek taşın... Yani görsel dediği olarak bir şeyler evet, ifade etmesi çünkü için. Çünkü kum taşları da biraz fazla zedelenmiş durumda. Mesela aslanlı horoskopu göremiyor gelen ziyaretçiler. Çünkü artık o kapalı laboratuvar, geçici laboratuvarın içine taşınmış durumda. Onu yerinde sergilemeyi İstersek ki ben şahsen istiyorum ama dediğim gibi bu süreç ortak bir süreç olacak sırf benim kararım değil. Belki imitasyonları kum taşları için bazı steller alanın özgün niteliğini anlatacak kadar eser oraya konabilir. Çünkü yerinde eğer bu kum taşlarını koruyamayacaksak ki aslanlı horoskop çok eşsiz bir parça.
şu an kapalı bir yerde onu tekrar oraya çıkarmak onun, çok riskli. Yani aslanla horoskop hem çok eşsiz hem de manası çok büyük. Çok, yani müthiş çok. Bir manası evet. var onun. Değil mi? Jüpiter, Mars ve diğer yıldız, 3 yıldızın evet. O andaki, yapıldığı andaki konumunu gösteren evet, evet. bir şeyi var. Evet. Konumunu işaret ediyor. Evet. Belki de kaç bin yıl sonra aynı konuma yeniden gelecek o yıldızlar. Aynen öyle, evet. Onu anlatmak lazım. Yani bu evet. özelliği orada anlatacak bir şey lazım. Evet. Bir sunum dedi Müge. Hakikaten bunu ziyaretçiye belirtecek bir şey lazım. Şimdi onu anlatmak için de çevre düzenleme projesi kapsamında ziyaretçi karşılama merkezleri oluşturuldu. Bir de orası bir kutsal alan. Yani neden yapıldı bu kutsal alan? Şimdi evet, o noktaya geleceğiz biraz o sonra. O hikayeyi de o ziyaretçi karşılama merkezlerinde hani gelen ziyaretçiye, turiste aktarma gibi bir senaryo üzerinde duruldu. Hı hı. O projenin de AVAN projesini hazırladılar. Şu anda sanıyorum uygulama projesi mi tamamlanmak evet. üzere. İstersen biraz da evet, ondan bahsedelim. Evet, aslında ondan söz edeyim. Çünkü bunlar hani hep geleceğe yönelik ve biraz da belki biraz meslek içi tartışma gibi oluyor. Çünkü ziyaretçiler açısından alana baktığımızda onların sorunları alana rahat ulaşabilmek, işte orada ihtiyaçlarını giderebilmek, su, tuvalet vesaire gibi. Bir de alana gelmeden önce sağlıklı bilgilendirilmek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar bunu sağlamıyor maalesef. Bizim bu programın etapları arasında bunlar da vardı. Örneğin önemli bir arşiv oluşturduk biz. Bugüne kadar Nemrut'la ilgili her tür bilgiyi derledik. Bunlarla ilgili yayınlar hazırlayabilecek durumdayız. İşte broşürlerimizden birkaçını bugün ben evet. size getirdim. Yine bir sergi hazırladık. Şimdi bunlar geçici sergilerin dışında oraya giden insanı iyi bilgilendirmeye yönelik de çevre düzenleme projesi hazırlandı. Çevre düzenleme projesi kullanıcıların, ziyaretçilerin ya da turistlerin alanı güvenli bir şekilde gezmelerini sağlayacak önlemleri içeriyor. Buna paralel bir de engelliler için bir güzergah da içeriyor. Ve yine Nemrut'ta sıklıkla yani geçen yıl dışında her yıl yapılan bir festival vardı. Bu festivalin yapılabileceği bir alan tasarlandı. Nemrut'un güneybatısında, dağın eteğinde. Sit alanının çeperine yakın noktada diyelim. Şu anki kafeteryanın bulunduğu hı hı. yerde. Bununla da halkın aslında çok benimsediği festivalin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Bilgilendirmeyi ise aslında Nemrut'a gelmeden önce dağın 1,5 kilometre daha eteğinde, biri Adıyaman, diğeri Malatya tarafında olmak üzere iki tane hizmet evi binasıyla yapacağız. Görüntülerde var. Evet, o sanıyorum. Hizmet evini biraz sonra seyircilerimize göstereceğiz ve evet. konuşmamıza devam edeceğiz. Peki. Sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından biz yeniden Nemrut projesiyle sizlerle birlikte olacağız. Atatürkeserleri.com'dan büyük yeni yıl hediyesi. İşte eşsiz eserler. Büyük Önder Atatürk'ün hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz görüntüleri ve anılarının süslediği Anılarla Atatürk VCD seti. Nüktelerle Atatürk. Atatürk ve gençlik. Atatürk ve müzik. Atatürk ve spor. Atatürk sanat ve edebiyat. Atatürk'ün evliliği. Tanıyanların dilinden Atatürk. Atatürk ve İslamiyet. Ve Atatürk'ün en güzel anıları. Anılarla Atatürk VCD setini alan herkese bütün yıl gururla taşıyacağınız 4 hediye veriyoruz. 1. Her sayfada Atatürk'ün bir resminin bulunduğu 2010 Atatürk ajandası, Atatürk albümü, orta boy, kaliteli cilt ve lüks kağıt. 2. 2010 Atatürk duvar takvimi. Her sayfasında Büyük Önder'in en güzel resimlerinin yer aldığı bu duvar takvimi evinizin en güzel köşesini süsleyecek. 3. Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının yer aldığı kaliteli tükenmez kalem. 4. Atatürk albümü, renkli baskı kuşe kağıt, 80 sayfadan oluşan bu eserde Büyük Önder'in en güzel resimlerini bulacaksınız. 10 VCD ve 4 muhteşem eserden oluşan bu eserlerin tamamı kısa bir süre için 55 lira değil, sadece 15 lira. Evet, yanlış duymadınız. Herkes sahip olsun ve sevdiklerine hediye edebilsin diye hiçbir yerde bulamayacağınız stoklarımız da sınırlı bu eserler 55 lira değil, 15 lira. Adrese teslim ve teslimatta ödeme kolaylığı. 0212 674 60 61.
atatürkeserleri.com. Merhaba, ben Dici. Söylemesi ayıp, biraz zenginimdir. İçimde kocaman bir DVD arşivi var. Belgeseller, ödüllü filmler, diziler, maçlar. Her ay 20 DVD tek tuşla karşınızda. Basın, var mı o DVD tuşuma? DVD Dici arşivinden istediğinizi seçin, istediğiniz zaman izleyin. Numaram 473-73-73. Arayın. Bilimsel araştırmalara göre çocukların büyümesi için temel yağlar önemlidir. Ve sana bu temel yağları içerir. Her gün büyüyen çocuklara, her gün sana. Zaman geçer, yaşam değişir. Biz güleriz, ağlarız, seviniriz, üzülürüz, özleriz, gururlanırız. Medya kaybeder. Sizin için değerli olanı seçebilmek teknoloji, bilgi, uzmanlık ister. Biz fark ederiz. Medya Takip Merkezi. Medya elinizin altında. Erotik kanallardan gözünü alamıyorsan, D-Smart dünyasına katılmak ayda 5.99'dan başlayan fiyatlarla. Erotik, sinema, çocuk ve belgesel seçeneklerinden istediğini al, izlemediğini alma. Keyfine göre TV, D-Smart'ta. Ve Türkiye'nin gündemini gün ortasında izleyin. Habercinin saati hafta içi her gün saat 13'te Kanal B'de. Otomobil pazarında deprem gibi değişim. 2009'da Türkiye'nin en çok tercih edilip en çok satan lider otomobil markası Hyundai oldu. Sonsuz teşekkürler. Sevgili seyirciler, yeniden bir hatırlatma yapalım. Komogene Nemrut projesini konuşuyoruz bugün. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışması üzerine geliştirilen bir proje. Evet, bu projede şeyde kalmıştık galiba, karşılama merkezinde kalmıştık. Evet. Çünkü ziyaretçi geliyor, ilk etapta orada öğrenmesi gereken, bilgilenmesi gereken bir ihtiyacı olacak. Onu karşılayacaksınız o merkezde, değil mi? Evet. Şimdi Nemrut'a gelen ziyaretçiler ya kendi araçlarıyla geliyorlar ya da küçük minibüslerle. Hı hı. Yani çok dik yolları çok zor olduğu için
ziyaretçi merkezin en rütümlüsünün... Kaç metre tırmanarak o merkeze geliniyor? Yani ne kadar yükseklikte o merkezin bulunduğu yer? Aslında şeye çok yakın. O da yani şimdi 1900 filandır. Çok fazla aşağıda değil kot olarak. 2000'lere yakın. Adıyaman'dan 90 kilometre kadar. Kahta'dan 5 kilometre. Tümülüs'e yakın. 2 kilometre kuş uçuşu mesafe. Buraya geliyorlar. Bu bir akıllı bina. Bir ucundan giriyorlar. Girerken hatta Milli Park'a girişte aslında birer akıllı bilet alıyorlar. İki bakanlığın yapacağı bir düzenlemeyle bunun olacağını öngörüyoruz. Hazırlanan yönetim şemasına göre. Akıllı biletle binanın içine giriyorlar. İçeri girdikten sonra Nemrut'un tarihiyle, işte oradaki araştırma kazı tarihinden tutun da bu alanın önemi, mimari özellikleri, niteliği, oradaki heykellerin tek tek özelliklerine ilişkin bilgilerin olduğu, interaktif sistemlerin de olduğu bir sergi yapısı bu yapı. Giriş katı, aslında alt katı bundan oluşuyor. Hatta bu Aslanlı Horoskop'taki yıldız dizilimini gösteren bir şema da var. Yani onun sergi düzenine ilişkin de elinizde görüntüler var mı? Ulaştım bilmiyorum. Üç boyutlu. Birkaç fotoğraf geldi. Onları gösterdik şimdi. Bu Aslanlı Horoskop'un ve o konstelasyonu gösteren üç boyutlu bir animasyon var. Maketi var tabii Nemrut'un ve alanı anlatan tematik sergiler var binanın içerisinde. Alt katta. Engellilerin de rahat erişebildiği bir bina bu. Sonra üst kata çıkıyorsunuz buradan. Üst katta bu sefer daha ayrıntıda bilgi almak istiyorsanız interaktif panoların, ekranların olduğu sergilerle birlikte arkada bir avlu mekanı var. Duvarlarında Antiochos'un ve vasiyetinin kazındığı, taşa kazındığı ve bir yandan da dinlenme mekanlarını içeren kafeterya ve satış birimlerinden oluşan üst katı var. Buradan da tekrar Tümülüs'e tırmanmak üzere yapının ikinci yani çıkışından öğren yeri müzesi çıkıyorsunuz. Gibi de tasarlanabilecek bir evet, yer. Yani müzeden bunun farkı, özgün eser yok. Çünkü Nemrut biliyorsunuz 7-8 ay açık bir alan. Fakat gece gündüz açık bir alan. Yani Dünya Miras Listesi'nde olan eserler içinde bu açıdan oldukça farklı. Çünkü normalde bu tür alanlara gittiğinizde sabah işte 8'de 9'da başlayabilir ziyaret. Akşam gün bittiğinde sona erer. Nemrut'ta ise gün doğumu ve gün batımını izlemeye dayalı bir ritüel var artık. Ve gelen ziyaretçiler işte sabah çok erken çıkıp gün doğumunu izlemek istiyorlar. 5'te falan istiyorlar. Yola çıkılıyor değil mi? Evet. Tümülüs'e yani, tırmanmaya başlanıyor. 5'te tırmanmaya başlıyorsunuz. Evet. İşte geldiğiniz mevsime bağlı olarak saat biraz değişebiliyor. Gün doğumunu orada izliyorsunuz. Alanı geziyorsunuz. Tekrar iniyorsunuz. Günü bu sefer hizmet evi gibi tepeye yakın ve orada bakın çok önemli bir eksiklik var. Yiyecek içecek satış yerleri yok. Evet. Mesela ben en son gittiğimde hatırlıyorum. Dağdan indiğimizde hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir ekibiyle de birlikteydik. Evet. O kadar acıkmıştık ki gece 2'de yataktan kalkıp alana doğru hareket ettik. Seyahatimiz öyle başladı. En son indiğimizde de yaklaşık 9-10 civarı bir saat oldu. Herkesin acıkmış olduğu bir saat. Bir şey satın alacak, kahvaltı edebilecek bir yere şoför bizi götürmesini istediğimizde filanca yerdeki benzinciye gideceğiz dedi. Yani oraya kadar gerçekten bir şey yoktu. Dağın eteğindeki köyde şurada burada oradaki satılan bir şey de yoktu. Köyde çok güzel menemen yapan ekmek bir yer vardı. Köylü bir kadından biz ekmek istedik. Hatta parasıyla ver dedik. Bir kızdı kocası bize, ne demekmiş dedi parasıyla ekmek vermek dedi. Bazlamalar ve tereyağı, tuzlu tereyağı verdi. Belki de hayatımda yaptığım en lezzetli kahvaltılardan biriydi. Minibüsün içinde tereyağına ekmek banıp yemek. Öyle büyük bir eksiklik. Evet, tam bu sizin söz ettiğiniz gereksinimi biz de saptadık. Ve hizmet evinin üst katı da aslında ziyaretçi karşılama merkezi bu ihtiyaçları gideriyor. Nemrut'la ilgili özel eşyalar, kitaplar, araştırmalar onları hatta alabiliyorsunuz. Hatta oradaki kahvaltı da otantik olmalı. Yani kesinlikle. Bu bahsettiğim gibi olmalı. Evet. Böyle çok oraya, o yöreye özgü bir şey olmalı. Evet, evet. Bunu sağlayacak bir bina bu bina aslında. Bir yandan da akıllı bina dediğimiz gibi kışın çünkü kapanacak bu yapı.
4 ay kadar yani Kasım'ın sonlarından itibaren, Kasım'ın ortasından itibaren karda çıkılmıyor. Karda çıkılamıyor, evet. Kapanıyor, bina kapanacak korunaklı içerideki sergiyle. Sonra bu ziyaretçi merkezinden araçlarla Tümülüs'ün eteğindeki yani şimdiki kafeteryanın bulunduğu yere geliyorsunuz. Bu aslında bir ring servisi. Bu uzun devreli planın öngördüğü bir sistem. Orada araçlardan iniyorsunuz ve yaşlılar ve engelliler için özel bir güzergah var. Yani iki tane, iki kişinin binebileceği küçük bir shuttle taşıyan bir ray sistemi aslında bu engelli güzergahı. Bayağı da zor yani. Evet, oldukça uzun bir rotası var çünkü. Kuzeyden dolaşıyor. Onun şeyleri yeni bitti. Evet. Tabii arkeolojik alan olduğu için arkeolojik yolların bulunduğu iki tarafta arkeolojik yollar var. Onlardan uzak bir güzergah seçtik. Engelliler için böyle bir yenilik var. Bu haliyle de bence özel bir durum olacak. Çünkü dünyadaki bütün bu tür yerlere engelli erişimi de sağlanıyor değil henüz. Diğer hani çıkabilecek insanlar için de var olan yollar rehabilite edilecek. Bir de eski kutsal yolları da kullanılacak aslında. Bizim şu andaki proje içerisinde bu da öngörüldü ve geçen Aralık ayında, Aralık'ın sonunda Şanlıurfa Koruma Kurulu'ndan da onaylandı. Bütün projeler, uygulama projeleri Sayın Saadet Sayın hazırladı ve oldukça nitelikli oldu. Birlikte ODTÜ'nün danışmanlığında yürüdü bu çalışmalar son 6 aydır ve bütün süreç tamamlanmış oldu. Burada yine bir olumlu gelişmeden de söz etmek isterim. Biz bu programa paralel olarak aslında özellikle tabii proje fiziksel yapıyı geliştirmeye yönelik, korumaya yönelik. Ama bir yandan da halkın burada gelir sağlamasını sağlayacak sosyal projelere ihtiyacımız var. Bunlar olmazsa bizim bu yaptığımız fiziksel projeler işe yaramayacak. Bunu başından beri öngörüyorduk ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da birincil görevi bu değil. Dolayısıyla biz bu konuda çalışacak uzmanları ekibimizde başından beri var ettik ve onların da desteğiyle 2009 yılında AB'den büyük bir destek aldık. 5 milyon 850 bin avro gibi oldukça büyük bir para aslında. Evet. Aldık dediğim ODTÜ olarak biz almıyoruz. Bunu Adıyaman Valiliği alacak inşallah Kültür Bakanlığı ile henüz birlikte. Henüz o yani uygulamada kullanılacak. Evet, bu çevre düzenleme projesinin maliyeti 1 milyon avroyu bu iş için ayırdık örneğin o bütçe içerisinde. Dolayısıyla hani Kültür Bakanlığı çevre düzenleme projesinin uygulaması için bir harcama yapması gerekmeyecek. Bunu AB'den alabileceğiz. Ama hizmet evleri için bakanlık kaynak oluşturmak durumunda. Zaten şimdi o aşamadalar. Hibe programlarında veya kredi programlarında bakanlığın da bir katkıda bulunması şart koşuluyor. Herhalde. Yani evet. Parasal olarak %80'ini karşılıyorsa %20'lik bir dilimini de devletin yapıyor olması gerekiyor evet, zaten. Evet. Projenin zaten bakanlık bence. Ama yaptı tabii. Bu programla bu 3 yıllık araştırmayı zaten destekliyor. Finanse etti. Finanse etti. Yani bugüne kadar ayırdığı bu tür alanlara hani ve böyle bir çerçeveye yüksek rakamlı evet projelerden aslında biri bakanlığı. Bu hani övünülecek bir şey Türkiye için. Yani umuyorum sonunda öyle olur. Bakanlık için de yeni bir deneyim, ODTÜ için de bu kapsamda bir şey yeni bir deneyim. 40 kişi çalışıyor. Çok taraflı yani az önce Müge Hanım anlattı. Burada arkeolojik sit olmanın ötesinde o kadar çok kurumun yetki alanında ki burası. Mesela bir tek yani devletin bir kurumundan başka bir kurumuna hazine tahsisli arazinin tahsisinin değiştirmesi 8 ay aldı. Bak hani projede bazı sarkmalar var ama. Zor tabii o tür şeyler evet, çok zor. Bunlar Türkiye'de hiç kolay değil ve üstelik 3 tane bakanlıkla birlikte çalışıyoruz biz burada. Çünkü alan hem dünya miras alanı hem milli park hem arkeolojik evet. alan vesaire. Yani bunlar hiç kolay süreçler değildi değil, gerçekten. Biliyorum. Biz de daha önce başka projelerde benzer şeyleri yaşadık. Çok zor. Ama artık herhalde Türkiye'de de anlayışlar değişti. Sizin de katıldığınız, Müge Hanım'ın da katıldığı bu İstanbul'daki Çalıştay'da mesela. Evet. 2 yıl önce Dünya Miras Alanları'nın konuşulduğu Çalıştay'da.
hani bu sorunlar hep farklı biçimlerde dile getirildi. Artık bakanlık da ele alma yöntemini öğrendi. Evet, yani evet. Ekipler de bunu öğrendiler. Evet. Bakanlık da öğrendi. İlk çıkışını yani ilk defa zikredildiği yani bu kelimenin evet. zikredildiği zaman evet. alan yönetimi kelimesinin evet. ortaya atıldığı zaman herkes şaşkınlıkla bakıyordu. Evet. Nedir bu? Ne menem şeydir bu alan yönetimi? Yani bizim hatta espri konusu oldu. Alan orada, yönetim burada diyen yöneticilerimiz bile oldu yani. Bu bir espri konusuydu evet. belki ama yani onu bile anlamıyordu. Evet. O anlayışa hakim değildi henüz bilinçler. Evet. Ama artık öyle değil. Alan yönetimi olmadan da bir şeylerin olmayacağını öğrendiler zaten. Evet, doğru. Şimdi alan yönetimiyle ilgili ya da yönetim planıyla ilgili de şunu söyleyebiliriz belki. Hiç bilmeyenler için bir kere bir tarif edelim alan yönetimine. Ben basite indirgemek için şöyle tarif ediyorum. Apartmanlarda hani yönetim planı olur ya, aslında bunun aynısı. Yani ne kadar para harcayacağız bu yıl? Ne kadar neye ihtiyacımız var? Çatı akıyorsa, tesisat değil. Bunun gibi bir şey. Evet. Bunun tabii büyük bir alan için ve çok fazla parametreyi gözeterek yaptığınızı düşünün. Taraflar çok, yani nasıl apartmanda kat malikleri varsa onun burada içinde da turizm geliştirme planı bile var. Olacak. Kesinlikle valilik var, işte Kültür Bakanlığı, merkezi otoriteler var, yerel otoriteler var, müze var. Orada çünkü bekçinin kendisi var, yani orada çalışan bekçiyle diyalog kurmazsanız. Temizlik ve güvenlik için başka ekipler tabii. olacak, onları yönetenler olacak, bir kesinlikle. Danışma kurulu buna yön verecek. Vali bunun başkanı olacak. Aynen değil mi? Yani öyle. Bu çok bir yerin sahibi olarak. Çok inisiyatifli ve çok grubun birlikte yürüteceği bir işe dönüşüyor. Yani ne